Hoş geldiniz. Hatta şöyle diyelim. Magdalen Akademi'ye hoş geldiniz. Magdalen Akademi'nin ne olacağını, neye benzeyeceğini anlatan canlı yayınımız olacak bu. Mary Magdalen. Ama Mary Magdalen birazcık daha ten rengi, zeytin rengi diyebiliyorum. Ama bu da onu reprezente ediyor yani. Tablo hoşuma gitmişti zamanında aldığımda. Magdalen Akademi neye benzeyecek? Çok güzel bir akış gelecek. İlk başlarda ben hep böyle ıh oluyorum. Şimdi Mary Magdalen Circle'ın ikinci haftasından çıktık ve Circle'da çok şıktım. İdil dedi ki saçın da zaten güzel. Ya bunu şimdi çekiyoruz ya da çekiyoruz. Sonra erteleyip duracaksın İdil'cim. Afişe dönmesin dedi. Ben de tamam dedim. Çok yorgunum, çok bitiyim. Dün de Circle vardı konuşmaktan. Birazcık boğazım bitik vaziyette ama elimden geldiğince tüm detaylarıyla hissiyatını size geçirebilecek şekilde vermeye niyet ediyorum. Magdalen Akademi'nin neye benzeyeceğini. Her şeyden önce Magdalen Akademi'nin içinde içimizdeki çocuk ve gölge kimlik olmayacak. Finans ve ekonomi eğitimi olmayacak. Açmak üzere olduğum hukuk eğitimini entegre etmeyi düşünüyorum ama ona henüz karar vermedim. Magdalen Akademi arkadaşlar bana bir buçuk yıl önce kehanet edildi. İdil'cim onu kısar mısın bir tık? Benim sesim bana geliyor da. Bir buçuk yıl önce kehanet edildi. İdil'cim sen böyle bir akademi açacaksın diye. Biz ışık işçileri bilinçli bir şekilde hayatımızı nasıl sürdürüyoruz? Çünkü Matrix nasıl bizi sürekli programlıyor? Böyle düşüneceksin, böyle hissedeceksin, ilişkilerinde böyle davranacaksın. Ensest ilişki aslında okey vesaire vesaire. Tanrı diye bir şey yok. Başına sürekli kötü bir şeyler gelebilir. İntikamı sen kendin al. Evrenin yasaları bunlar diye yalan bir bilgi silsilesine sürekli maruz kalıyoruz. Hakikati de vermek zorunda olduğu için sistemi yöneten karanlık güçler diyelim. Hakikati de veriyorlar ama hakikatin kredibilitesini azaltarak geyik ve ironiyle beraber verdiklerinde biz hakikatin hakikat olduğunu anlamıyoruz. Ama yüksek konseyler biz hakikati de verdik ya onlara aslında bu böyledir, şu şöyledir iddia ediyorlar. İnsanlığı yönetirken bir program verken sonra onlar özgür iradesiyle bunu seçti. Biz kimseye bir şey dayatmadık diye savları oluyor ve sinirlerimi bozuyor. Ve tabii ki bu sistemi yönetenler gerçekten canlı başta çalışıyor. Karanlık güçler dediğimiz kısaca. Bütün dünyadan bahsediyorum. Sadece ülkemizin politik sistemi, sağlık sistemi, eğitim sistemi ve bunların başındakilerden bahsetmiyorum ki zaten bu yeni bir sistem değil. Binlerce yıldır slave matrix dediğimiz kölelik matrixin içine hapsolmuş ruhlarız. Ve bana yüksek benliğinden gelen mesaj Yeliz'cim. Her şeyden önce YouTuber olacaksın dediğinde bayağı hayır olmayacağım. Benim bu kadar business geçmişim var, bu kadar eğitimim var. Çok da havalı holdinglerde üst düzey yönetici olarak çalışıyorum. Kalkıp beyaz entarlarımı giyip spiritüel teyze olmayacağım diye savlarım ve savaşlarım olmuştu. Daha sonra yaptığım işin kendi dönüşümlerimi insanlara anlatırken insanların benden aldıkları ışıkla yaşadıkları aydınlanmalar ve hayatlarına dönüştürmeleri zamanla bunu benim mesleğim haline getirdi. Ve aslında ne kadar kutsal bir meslek yaptığımı fark ettiğimde bunu asıl işim olarak kabul ettim. Resmi olarak 3-4 yıl önce yaklaşık sanırım. Zamanla da oynadıkları için bu slave matrix'te köleleştirilmiş olduğumuz matrix sistemin içinde zamanla da oynuyorlar. Havayla da oynuyorlar, iklimle, her şeyle oynuyorlar. Neyse. Zamanı bazen anlayamıyorum. Sanki benim aslında Matrix düzleminde 3,5-4 yıl önce aldığım bir farkındalık bana 2 yıl önceymiş gibi geliyor. O yüzden yaklaşık 3-4 yıl dediğimde şaşırmayın. 3 ile 4 yıl arasında büyük fark var biliyorum. Yakın gelecek olarak konuştuğumuz tabii de komik kaçabiliyor. Öncelikle YouTuber olacaksın. Tamam, YouTube'da bilgiliğimi zaten haftalık YouTube yayınlarıyla başlık başlık paylaşıyorum ve oradan hayatını dönüştüren ve bana inanılmaz kalbime dokunan mesajlar atan, abartmıyorum, yüzlerce kişi var. Yüzlerce mesaj geliyor sürekli olarak. Bunun yanı sıra şöyle bir konut da gelmişti. Blog çekmemi istiyor yüksek benliğim. Sabah kalktığımda ne yapıyorum?
güne nasıl başlıyorum, kararlarımı nasıl alıyorum, yemeklerimi nasıl seçiyorum, giyinmelerimi nasıl seçiyorum, işler kötü gittiğinde, insanlarla kötü diyeceğimiz deneyimler yaşadığımda, idil kıpırdayıp durma, dikkatimi dağıtıyorsun. İnsanlarla kötü diyebileceğim deneyimler yaşadığımda nasıl baş ediyorum, kendim hata yaptığımda kendimi nasıl affediyorumları, bunları en otantik haliyle paylaşmamı istiyor. Ben buna hala biraz var diyorum. O kadar hayatımı sisteme koyabilmiş değilim ve hayatımı tüm detaylarıyla bu kadar saydam bir şekilde verebilmeye de henüz hazır değilim. Ve aynı zamanda bu biraz arkadaşlarımla ve sevgilimle yaşadığım ilişkiyi de deşifreye girdiği için onu nasıl yönetirim bilemiyorum. Ama şimdi gelelim Magdalen Akademi'ye. Madem bunlar böyle 7/24 TV, reklam, 5G frekansları, Wi-Fi'ye, telefonumuzun Bluetooth'una tanımlanan frekanslar vesaire derken bizi programlıyorlar canla başla gece gündüz yemir içmeden, ki zaten onlar reptile ırk olduğu için de yiyip içtiklerinden de pek emin değilim. Çalışıyorlar. Biz ışık işçilerinin de bu kadar canla başla çalışması gerekiyor. Realite şu şekilde yaratılıyor arkadaşlar. Bir şeyin gerçek olduğu, hakikat demiyorum bakın, bu gerçek diye böyle program ve kod olarak bize ne kadar çok realite defalarca üst üste verilirse beyin onu hakikat, yani gerçek kabul ediyor. Hakikat değil, gerçek kabul ediyor ve realitesi olarak kendisi de yaratmaya başlıyor. Şimdi sizin TV'de gördüğünüz toksik traitler, yani toksik ilişki kod ve paternleri bir süre sonra siz onlara sürekli maruz kala kala ve sadece ilişkiler üstünden gidiyorum ama her şey, bütün hayat dediğimiz kavram, hayatla ilgili size verilen bakış açıları ve görüşleri ne kadar sık maruz kalırsanız onu kendi gerçekliğiniz ve hakikatiniz haline getiriyorsunuz. Biz ışık işçilerinin de hayır bunun böyle olmadığına dair hakikatimizi defalarca insanlara anlatmamız gerekiyor ki beyinlerine yeni nörolojik ağlar, yollar oluşsun. Tanrı diye bir şey var, ona sorabilirsin, her şeyin bir çözümü var, realiten böyle olmak zorunda değil, kıtlık bilincinde olmak zorunda değilsin. Ünlü olmak için Illuminati üye olmak gerekmiyor. Güzel olmak demek spiritüel olmamak anlamına gelmiyor. Seksi olmak demek kutsal dişi olmadığın anlamına da gelmiyor gibi hakikatin çok yönlü halini kendi yaşadığımız ve keşfettiğimiz haliyle sürekli insanlara anlatmamız gerekiyor. Yaşayan bir kanıt gibi. Hemen hızlı bir örnek vereceğim. Dr. Joe Dispenza'yı birçoğunuz bilirsiniz. Bilmeyenler için trafik kazası geçirip boynundan altı felç olan, sonra düşünce gücüyle kendini iyileştiren, yanılmıyorsam beyin cerrahı bir adam ve kitapları var ve belgeseli çekildi bu adamın. Haberlerde 7/24 Dr. Joe Dispenza'nın haberi ve buna benzer haberler verilse düşünce gücüyle kendimizi şifalandırabileceğimizi, realitemizi nasıl yarattığımızı anlarız ve kavrarız değil mi? Bunu tabii ki de yapmazlar da. Neyse, Matrix'e karşı bir akademi kurmam istendi ve bilgilerimi, daha doğrusu ruh kontratım böyle, bu zaman çizgisinde 3. boyuta manifestlemem gereken doğumlarım haritamda bu şekilde yazılı. Ve kutsal diş ruh bilgeliğini, yani bence benim kendime göre ve birçok ışık işçisine göre hakikat bilgisini katılmıyor olabilirsiniz. O zaman aynı ve evrende aynı realitede yaşamıyoruz demektir ve bu kadardır. Eğer katılmıyorsanız siz kendi hakikatinizi deneyimlemeye devam edebilirsiniz kendi yolculuğunuzda. Sophia Gaia'nın nasıl çalıştığını, yani gezegenimizin yöneten yasaların nasıl çalıştığını diğer videolarımda biraz aralıklı bir şekilde bahsetmiştim. Ona şimdi tekrar girmeyeceğim. Hakikat bilgisini kendimce vermem adına, çünkü buna çok büyük bir talep var, bir akademi kurmam istendi. Akademi, üniversite ve eğitim kurumlarında sistem nasıl işliyor arkadaşlar? Bir kitap oluyor değil mi? O işin erbabının yazmış olduğu bir kitap oluyor ve o kitabın üstünden öğretmenler, o kitabın öğretisini benimsemiş, içinden geçmiş öğretmenler size bu kitabın bilgeliğini aktarıyor. Biz de aynı sistemi işliyor olacağız. Bunun adı akademi ama bunu kitap kulübü gibi de görebilirsiniz baktığınızda. Sonuçta biz bir eğitim kurumu değiliz. Sadece bizim içinden geçtiğimiz kitaplar var. Bu kitaplar totalde 6 tane ama ben 4 tanesini seçtim. Bilgeliği çok yüksek ve hayatla ilgili asıl öğrenmemiz, asıl üzerine düşmemiz, asıl düşünmemiz ve benimsememiz gereken öğretileri, bazıları şairane, bazıları teknik, bazıları ezoterik bir şekilde, mükemmel bir şekilde aktarıyor.
Ve bunlardan bir tanesi Womb Awakening, rahim uyanışı. Kendisi ansiklopedi niteliğinde bir kitaptır. Çok 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 yüklü bir kitap. Ve Sophia Kodun bize enerji alanından verip bizdeki bilgeliği açarak aktardığı bilgilerin bir kısmını, hepsini değil, bir kısmını üçüncü boyut düzlemine sözlerle dökmüş bir kitap. Kitaplarımızın hepsi İngilizce. Eğitimler İngilizce olmayacak. İşte burada öğretmenlerimiz devreye giriyor. Womb Awakening'i tek başına size aktaracak olan kişi Ceren. Ceren zaten kendisi de rahim üzerine ustalaşmak ve uzmanlaşmak üzere bu dünyaya gelmiş ve aynı zamanda ebe. Bayılıyorum Ceren'e. Senin kadar değil diyeceğim. Ceren rahim bilgiliği kitabını verecek, sizlere aktarıyor olacak ve aslında biz kitapları bir aracı olarak kullanarak kuantum realiteye bağlanıp o derste size akması gereken bilgi neyse onu indiriyor ve doğuruyor olacağız. Yani bir buna alıcı mı denir, verici mi? İlk olarak doğuran yine bir nevi alan tutucular, aslında midwife'lar, ebeler olarak 3. boyut düzleminde bunun bir uzantısı olan. Okey, bağlantımız da olmuştu. Öğretmenler olarak size kitaplardaki bilgeliği aktarıyor olacağız ama aslında kitaplardaki bilgeliği kullanarak, bizdeki bilgeliği açması için aracı olarak kullanarak kendi bilgeliğimizi size web seminerleri olarak vermek üzere bir ders programı belirledik. Bu akademi ve ders programı çok uzun zamandır benim sistemimden doğmaya çalışıyor. Daha önce buna benzer şeyler yaptım ben. Tek kelimeyle müthiş geçti. Müthiş. Yani sonuna kadar katılım sayısı en top seviyedeydi. Hani öğrencilerimin sayısında düşüş hiç olmadı. Sonuna kadar. Herkesin beklediği, ertelediğimde üzüldükleri, günlerini, tarihlerini, seyahatlerini, derslerini, randevularını ona göre ayarladıkları bir akış gerçekleşiyor. Bu Matrix sisteminin içinde nefes alabildiğimiz yer burası Yeliz Hanım ve buna benzer yorumları yapanlar çok fazla oldu. Bittiğinde çok üzüldüler. Akademiyi hiçbir şekilde kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Haftada 4 ders alacaksınız. 4 ders. Her ders 1 saat sürecek. Web seminerleri şeklinde gerçekleşecek. Bir teknik, bir uygulama, bir şifa olmayacak. Bu öyle bir alan değil. Stream of Consciousness. Bilinç yayını yaptığımız ve sizin dinlerken kendi kendinize inisiye olduğunuz, notlar almak için kaleminizle, kağıdınızla girdiğiniz, aldığınız notlardan kendi aydınlanmalarınızı, belki kendi bilgeliğinizi yakaladığınız, cevaplarınızı aldığınız bir yer olacak ki bunu kesinlikle bunun için kullanabilirsiniz. Ben bugün Yeliz Hanım'ın dersine ya da Ceren'in ya da İdil'in dersine gündelik hayatımdaki şu problemin cevabını almak, buna cevap bulmak için giriyorum dediğinizde biz zaten önden alan açıp dua edip insanların neyi duymaya ihtiyacı varsa yayın, çünkü milyonlarca direction'da gidebilir. O direction'da gitsin. Bütüne en yüksek katkı olacak yönde gitsin diye niyet vererek gidiyoruz. Ve o chat'te patlama yaşanıyor genellikle. Geçmişte hep öyle oldu. Tadından yenmez dokusu, hissi, hayatınıza kattığı, enerjisi çok yüksek olan web seminerleri, akademi derslerimize hoş geldiniz. Yani öyle diyeceğim size açılış konuşmasında. İlk dersi ben de yapacaksınız. 1 Nisan Pazartesi akşam saat 8'de başlıyoruz. 1 Nisan Pazartesi benimle, daha doğrusu şöyle, her Pazartesi benimle, her Çarşamba İdil'de, Çarşambaydı mı İdil'cim sanırım? Her Perşembe ve Pazar Ceren'le. Womb Awakening kitabı çok ağır ve yüklü bir kitap olduğu için ona 2 ders ayırdık. Müthiş müthiş akış gerçekleşecek. İnanılmaz yüksek derece bilgeliğe maruz kalacaksınız. Çok keyifli olacak. Bir dakika bile sıkılmayacağınızın garantisini veriyorum. Daha önce ben kayıt almamıştım. Bunda kayıt alınacak. Toplantınızla, işinizle,
başka eğitiminize çakışıyorsa ve kayıtlara ömür boyu erişiminiz olacak. Şimdilik YouTube linkleri olarak kayıtları göndereceğiz ama en sonunda web sitesinde inşa ediyorum ve web sitesine e-mailinle ve şifrenle girdiğinde o kayıtlar ve senin oradaki eğitim portalın sana açılıyor olacak yakında. Güzel şeyler oluyor. Bu web sitesi sistemini 3-4 yıldır yine sanırım inşa etmeye çalışıyordum. Gerçekten vakti bugün inmiş. Ve İdil ve Ceren'i %100 endorse diyorum. Endorse demek ne? Yani %100 oyumu ve onayımı verip arkasında dururum. Yaptıkları ve söyledikleri her şeyin. Onları ben yetiştirdim. Benim küçük rahibelerim. Hiç de küçük demeyeceğim. Benim esaslı rahibelerim diyeceğim yani. Rahibeden kastım priestesslerim benim. Magdalene Order'ından gelen Mary Magdalene'le yetişmiş. Onun bilgeliğine ve dönüştürücü gücüne, şifa gücüne yüksek derecede hakim, vakıf ve spiritüel özellikleri en yüksek derecede olan kızlarım. Spiritüel özellikle ilgili bir, evet, kalbine dokundu değil mi? Bir açılım geçirmek istiyorum. Spiritüel özellik, ben boyutlar arası geziyorum, paralel hayatlarıma çok rahat gidip gelebiliyorum, melekleri görüyorum, tanrı, şeytan, bilmem ne, bunları görüyorum, konuşuyorum değil, asla. Spiritüel özellik, benim için en yüksek olan spiritüel özellik, sınır çizmeyi bilen, bağımlı tip ilişki seviyesini olabilecek en düşük seviyeye indirmiş. Bunu tamamen bitirmek ömür boyu sürer çünkü ve bütün insanlık bağımlı tip, Stockholm sendromlu bağımlı tip ilişki üzerine kurulu davranış paternlerinden muzdarip bir şekilde yaşıyor bütün insanlık. Bizim şifa çalışmalarında hep minimuma indirmeye çalıştığımız, her dönüştürdüğümüz karanlık ve her yaptığımız travma şifasıyla bağımlı tip seviyemiz biraz daha iniyor. Bir insana, bir maddeye, anneye, patronunun onayına vesaire, X'e, Y'ye ihtiyaç duyan, onun onayı olmaksızın yaşayamayacağını zanneden karakter özelliğidir. Bağımlı tip, codependent ilişki modeli. Ve bütün insanlık bu halde şu an. Bazıları çok ileri seviyelerde, bazıları orta seviyelerde. Işık işçilerinin minimum seviyede oluyor. Ama ışık işçisi dediğim yine bilmem ne healing, bilmem ne enerji tekniği, master olabilirsin. Ben bundan bahsetmiyorum. Hatta buna ben artık plastik spiritualizm diyorum. Kendini ve karakter özelliklerini bilmeyen ama ben spiritualim diye gezen, guru ve tarikat lideri, rol modeli bir şekilde ortalıkta gezen insanlarla dolu. Mevzumuz bu değil, olayımız bu değil. Sınır çizmeyi bilmeyen, kendi merkezinde olmayan, konudan fazla sapmak istemiyorum ama bir örnek verecektim. Neyse, konudan sapacağım bu örneği verirsem. Neyse, şu an benim burada anlattığım ve YouTube yayınlarında anlattığım ve bayıldığınız bilgeliğin 10 kat daha fazlasını alacağınız bir akademi açıyoruz. Bu akademinin fiyatını gerçekten çok yüksek tutacaktım. Ederinin, bunu ben bütün eğitimlerim için söylüyorum çünkü bütün eğitimlerim böyle ederinin altında. Ama bu gerçekten ederinin kat 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 altında. Çünkü haftada 4 ders, 3 kişi tarafından full eğitiliyor olacaksınız. Kutsal dışılık bilgeliği üzerine full doğum yapıyoruz, full kafamızı yoruz, full kendine tüm her şeyi vererek sana bir şey anlatmaya çalışan, sana şifa olmaya, sana yardımcı olmaya çalışan 3 kişi enerjisini buraya yatırıyor olacak ve 3 ay boyunca, 3 ay. Ben kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Kaçırılacak gibi bir şey asla değil gerçekten. Kitaplarımız da çok esaslı. Daha sonra iki farklı kitap daha eklemeyi düşünüyorum ama bunun haberini vakti geldiğinde vereyim. Şimdi önden vermek istemiyorum. Bu kadar karanlık ve ters bir sistemin içine doğmuş ruhlar olarak bu bizim görevimiz, kendimizi eğitmek. Ama o eğitimi, benim kendi fikrimi söylüyorum, ben eğitim kurumlarının bize verdiğini düşünmüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Eğer siz benim düşünce sistemimle kendinizi paralel görüyorsanız ve bilgeliğinizi, bilgi dağarcığınızı daha ileri bir seviyeye taşımaya niyetliyseniz, ki bunu yapmanız gerekiyor bence. Ve akademiden çıktıktan sonra hayata bakış açınız tamamen değişecek.
Yeliz Hanım keşke ben de sizin gibi olsam. Yeliz Hanım keşke İdil gibi yanınızda olsam. Yeliz Hanım keşke Ceren gibi sizle dirsek teması çalışabilsem diyen. Abartmıyorum yine yüzlerce mesaj alıyorum. Bize bu kadar uzun süre maruz kaldıktan sonra o kişi olabilirsiniz. Olma garantisi neredeyse var. Dersleri kaçırmadan notlarını alarak aldığı notlar doğrultusunda yaşadığı aydınlanmalarla yeni seçimler yaparak sosyal hayatında, aile hayatında, business hayatında hayatını değiştirebilirsin. Sadece YouTube'unla bile çok fazla hayat değişiyor. Yorumlara bakın. Mesajları olabildiğince alıp paylaşmaya çalışıyoruz. Yani telefonlarımız SS al. Yani İdil ayrı SS alıyor, ben ayrı, diğer iki asistanım ayrı. Yani onları sürekli paylaşmak Instagram yetmez gerçekten. Artık zaten almışsınızdır. Enerjisi size geçiyordur diye düşünüyorum. Konteynerin nasıl bir şekil aldığını anlamak istiyorsanız. Magdalen Akademi'yi açıyoruz. Çok büyük bir akış gerçekleşecek. Çok büyük bir akış gerçekleşecek. Katılımınızı bekliyoruz güzellerim. Afiş yeniden tasarlanacak. Ben şimdi logo yaptırıyorum ve bir ajansa çalışmaya başladım ama benim oraya verdiğim bilgi doğrultusunda oradan doğacak olan tasarımların bir vakti olduğu için onu beklemeden ben her zamanki gibi sevdiğim doneleri koyup simple bir afiş açayım dedim. İleride onlar da bir düzene girecek umarım ki. Detayları afişin altına yazıyor olacağız. Bu YouTube videosunun da içeriğine yazacağız. Sizleri bekliyorum. Başka atmak isteyen bir şey var mı? Gelen sorularda ne vardı? Hiç baktın mı bütün mesajlarda? Ücretini afişte yazdık. Evet, zaten. Ücretini afişte ve içerikte yazacağız. Her şeyi cevapladım. Nasıl bu sorular olacak her şeyi cevapladım. Evet. Daha soru gelirse, bak soru kısmında bir şey var, baksana. Ücret değilse. Tamam. Daha soru gelirse onları cevap olarak YouTube içeriğinin altına ekleriz. Oraya bakarsınız ya da yorumlara yazarız. Oraya bakarsınız. Instagram'ın da yorumlarına yazarız. Akademiyi açtık. Bu akademiyle ilgili bana şöyle bir kehanet gelmişti yıllar önce. Çok büyüyecek ve okul olacak ve aydınlanma okulları, ezoterizm okulları, bilgelik okulları diye benim şubelerimin olacağını ve headquarter'ımın bunu defalarca söyledim ama tekrar söylemeyi çok seviyorum. Çünkü ben böyle kanlı canlı, seans, hipnoterapi hiçbir şey yapmazken günlük hayatımda bir gün bir soru sormuştum. Ve böyle trans haline sokup bana görseli çok net verdiler. Bu Maslak'taki QMB binasına benzeyen bir binaydı, belki o bina bilmiyorum. Benim headquarter'ım ve çok yüksek bir gökdelen, dünyanın titreşimi henüz yine yeterince yükselmediği için yükselmiş üstadlar kanlı canlı bedenli olarak inemiyorlar buraya ve sadece consciousness olarak bize bilgelik aktarabiliyorlar. Ama binanın tepesi çok yüksekte olduğu için Isis kanatlarıyla inmişti ve Isis bana talimatlar veriyordu ve ben o talimatlar doğrultusunda tamam Isis, okey Isis bunu böyle yapacağız, şunu şöyle yapacağız diye talimatları alıp altında çalışan binlerce kadına İş geçiyordum ve ben takım elbise çok sevdiğim için tek bir kural var. Kadınlarım takım elbise giyecek, mini etek giyecek ve çok güzel ve seksi olarak ortalıkta gezecekler. Dişliklerini korkutmadan yansıtarak diye. Ve bir tek bunu hatırlıyorum ve her yer cam ekran, çok lüks, çok güzel, çalışma şartları mükemmel. Herkes zevkle çalışıyor, canla başla çalışıyor, birlik bilinciyle yeni bir sistem kuruyorduk. Bunun son gideceği nokta o. Yıllar sonra dönüp bu videoyu izleyeceğiz gibi hissediyorum. Bak böyle kurulmuş işte. Aynen. Teşekkür ediyorum ve canlı yayını bu şekilde bitiriyorum. Okay.